Merhaba, iyi akşamlar sevgili Artı TV izleyenleri. Bugün 19 Ağustos Cumartesi, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Artan Haber saatindeyiz. Günün öne çıkan gelişmelerini hem Türkiye'den hem de dünyadan olmak üzere sizlerle paylaşacağız. Önce 5 tane başlığımız var, onları atalım. Ardından gelişmelerin detaylarını göreceğiz. İlk olarak cezaevleri için adalet dedik. Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren ve Adalet Kaya cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin HDP Diyarbakır İl Örgütü'nde açıklama yaptı. Serhat Eren cezaevlerinin artık adeta kendi mahkemelerini kurduğunu söylüyor. Cezaevlerinin özgürlük gaspı, işkence, kötü ve keyfi muamelenin merkezi haline geldiğini belirtiyor. O açıklamadan detayları göreceğiz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Gülten Kışanak ablasının cenazesine katılmıştı ve cenazenin dönüşünde işkenceye uğradığını kamuoyuyla paylaşmıştı. İşte o işkenceyle ilgili HDP Adalet Bakanlığı'na bir başvuruda bulundu. Sorumlular yargılansın dedi. Yine onunla ilgili gelişmeleri de haberimizde göreceğiz. İkinci başlığımızı görelim. Yerel seçim açıklamaları diyoruz artık gündem. Tabii yerel seçim oldu. Yerel seçimler üzerinden akıyor. Bugün iki isimden açıklama var. İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Yerel seçimlerde amasız, fakatsız kazanmanın yolculuğunu ortaya koyacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada adayım dememişti ama bu yolculuğa çıkıyorum demişti, hatırlayacaksınız. Yine benzer bir ifade kullandı, yolculuğu ortaya koyacağız dedi. Diğer bir açıklamada AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi. Kendisi AKP İstanbul İl Başkanı iken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu kazanmıştı, hatırlayacaksınız. İşte şimdi Yavuz diyor ki Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesini bir yol kazası olarak görüyoruz. Kazanmak zor değil ama çantada keklik de değil diyor Ali İhsan Yavuz. Her iki isimden gelen açıklamaları detaylandıracağız efendim ve cumartesi hanelerini göreceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bir kez daha yok sayıldı. Cumartesi hanelerinin Galatasaray Meydanı'nda buluşması polis tarafından engellendi. Cumartesi hanelileri 960. haftada yine aynı meydandaydı. Eyleme destek vermek için alana gelen kişiler de polis ablukasında alındı. Ters kelepçeyle yine gözaltına alındılar. Her hafta gördüğümüz görüntüler ne yazık ki bu haftada yaşandı. Gözaltına alınanlar arasında eski Halkların Demokratik Partisi 27. dönem İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da var. İşte bugüne yansıyan cumartesi anneleri eyleminin görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Ve diğer başlığımızı atalım. Elektrik kesintileri Urfalıları bezdirdi dedik. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Urfa'da elektrik kesintileri yaşıyor sevgili izleyenler ve artık bu kesintiler halkı bıktırmış durumda. Haliliye ilçesinin Yavuz Selim mahallesinde sık sık elektrik kesintisi yaşanmasını protesto etti halk. Sokağa döküldü. Eylem nedeniyle de polisle karşı karşıya geldi. Artı gerçeğin haberini ana haber bültenimizde göreceğiz diyelim ve sadece Urfa değil, Kanada'da yanıyor. Ancak Kanada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kanada alevlere teslim oldu ormanları ve tarihin en büyük orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor. Kanada'daki orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri de haberimizde derledik. Hepsini göreceğiz efendim. Artı Ana Haber başlıyor. Kayyum atamalarının yıl dönümüne ilişkin HDP Ankara İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenlendi. HDP Ankara İl Eş Başkanı Pakize Sinemillioğlu, kayyum siyaseti irade gaspıdır, kayyumla gelen direnişle gider dedi. Bizler buradan bir kez daha şunu söylemek istiyoruz. Kayyum rejimiyle yürütülen rant ve talan politikalarınıza karşı kadınlar mücadele etmeye devam edecek. Halkların Demokratik Partisi Ankara İl Örgütü Diyarbakır, Mardin ve Van'a 19 Ağustos 2019'da atanan kayyumlara ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan HDP Ankara İl Eş Başkanı Pakize Sinemillioğlu, kayyum iktidarın siyasi krizidir dedi. Bu krizi çözmenin yolu Kürt sorununu çözmektir ifadelerini kullandı.
Yerel yönetimlere giderken propaganda belli. Kayyum atayacağız diyorlar. Bizim için kayyum devletin krizidir, devletin yönetme krizidir. Bu iktidarın yaşadığı siyasi krizdir. Kürt sorununu çözmediği müddetçe bu kriz en başta iktidarı vurmaya devam edecektir. Sine Millioğlu yerel seçimleri daha güçlü karşılayacaklarının sözünü verdi. Demokratik yerel yönetimlerin hayat bulacağına inancımızla yeni dönemin yerel yönetimlerini ve seçimleri daha güçlü karşılamanın sözünü veriyoruz. EMEP Ankara İl Başkanı Şükran Doğan da yerel seçimleri işaret etti. Bu seçme ve seçilme hakkının önündeki engellere en güçlü yanıtı yine örgütlü güçle Kürt halkı vermişti bugüne kadar. Bundan sonra da hep birlikte vereceğiz bu yanıtı. Kayyumla yerinden edilmiş ve cezaevinde bulunan arkadaşlarımızın bir an önce salıverilmeleri ve tutsaklıklarının son bulmasını istiyoruz. Barış annesi Münibe Koç'sa kayyumlar halkı yenemeyecek diye konuştu. Ne kadar kayyum atılırsa atılsın bunlar Kürt halkını yenemez ve yenmeyecekler de. Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren ve Adalet Kaya cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin açıklama yaptı. Cezaevlerinde siyasi mahpusların IŞİD'li ve adli hükümlülerle yan yana koğuşlarda kalmasına dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı'nın sorumlu olacağını buradan bir kez daha ifade edeyim. Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren ve Adalet Kaya, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Örgütü'nde açıklama yaptı. Yeşil Sol Parti Milletvekili Serhat Eren, kendi mahkemesini kuran cezaevlerinin özgürlük gaspı, işkence, kötü ve keyfi muamelenin merkezi haline geldiğini belirtti. Adli ve politik tutukluların aynı koridora konulmaması gerektiği yönünde defalarca uyarılarda bulunduklarını söyledi. Aynı fikirlere sahip siyasi tutsakların tek bir koridorda bekletin tutulması, farklı fikirlere sahip adli mahpuslarla IŞİD'lerin ayrı koğuşlarda tutulması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Bu saatten sonra bakın, Elazığ cezaevinde yaşanan olaydan sonra, bu saatten sonra cezaevlerinde yaşanacak her bir olay, yaşanacak her bir ölüm olayı, her bir işkence olayından dolayı Adalet Bakanlığı'nın sorumlu olacağını buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Eren, Elazığ Birnoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 7 Ağustos'ta yaşanan fiziki saldırıya ilişkin Diyarbakır Barosu ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin hazırladığı raporu hatırlattı. Özgecan Aslan'ın katilini cezaevinde öldürdükten sonra Elazığ Birnoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevine sevk edilen Gültekin Alan'ın tutuklulara yönelik işkencesine değindi. Elazığ'da yaşanan olayların bir daha yaşanmaması için, bu tehlikenin bertaraf edilmesi için, cezaevinde hasta tutsaklar, cezaevinin hasta tutsaklar için ölüm alanına dönüştüğü, cezaevlerinin tamamen hürriyetlerinden yoksun bırakılan, tamamen hürriyetlerinin gasp edildiği bir alana dönüştüğünü, yine sağlığa erişim konusunda cezaevlerinin tamamen bir işkence merkezine dönüştüğünü, her bir cezaevinin kendi sistemini kurduğunu, aynı zamanda kendi mahkemesini kurduğu bir düzenin, bir sistemin Adalet Bakanlığı tarafından derhal sonlandırılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. HDP'li siyasetçi Gülten Kuşanak geçtiğimiz günlerde ablasını kaybetti ve tutuklu bulunduğu cezaevinden cenaze törenine katılmak için oraya, o noktaya gitti. İşte oradan dönerken işkenceye maruz kaldığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Halkların Demokratik Partisi de Gülten Kışanak'ın gördüğü bu işkence nedeniyle Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Başvuruda sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılması istendi. Apar topar cenaze merasiminden alındı. Önce İstanbul'a, oradan da Kandıra yerine Elazığ cezaevine götürüldü. HDP, 7 yıldır tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Gülten Kışanak'a acı gününde yaşatılanlar nedeniyle Adalet Bakanlığı'na başvurdu.
Kışanak'a cenazeye katılım sağladıktan sonra geri dönüş prosedürü standart olarak uygulanmadı. Kandıra cezaevine direkt dönüş yerine Elazığ'a götürüldü. Sürece ilişkin kendisine ve avukatına bilgi verilmedi. Bundan dolayı ilaçlarını ve gece konaklamak için ihtiyaç duyacağı eşyalarına da erişemedi. HDP standart prosedürün uygulanmamasına ilişkin Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Bu durumun işkence olduğuna vurgu yaptı. Başvuruda Kışanak'ın düzenli kullandığı ilaçlarına ulaşımının engellenmesi sağlık hakkının ihlali olarak değerlendirildi. Sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılması istendi. Ana haber bültenimize başlarken artık gündemin yerel seçimler üzerinden akmaya başladığını vurgulamıştık. İşte ona ilişkin siyasetçilerden gelen açıklamalar var. İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını göreceğiz. Hacı Bektaş Veli anma törenleri için gittiği Nevşehir'deki gezilerine devam ediyor İmamoğlu. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Hacı Bektaş etkinliklerinin tarihinin değişeceğine yönelik açıklamasıyla ilgili bir soruya yanıt verdi orada. Ayrıca tabii yerel seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. İzleyelim. Hacı Bektaş ziyaretimiz aksatmadan aslında 11-12 yıldır geliyorum ve bana çok büyük bir manevi huzur katıyor. Her yılda gelmeyi kendime böyle bir ihtiyaç gibi görüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinlikleri kapsamında Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine geldi. Kiptaş'ın Hacı Bektaş'ta inşa ettiği mihmandar projesini yerinde inceledi. Daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada yerel seçimlere göndermelerde bulundu. 2024'te sevinçli haberlerin geleceğini söyledi. İnşallah 2024 yılında birçok sevinçli haberin yanı sıra burada da güzel insanların konakladığı, ziyaretlere geldiğinde huzurlu bir şekilde kaldığı ve çevresine fayda verdiği, her yönüyle kazan 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 diyebileceğimiz ama maneviyatıyla kazan diyebileceğimiz projeyi gerçekleştirmenin onurunu yaşıyorum. Hacı Bektaş'a hizmet etmek Ekrem İmamoğlu şahsiyetinde belki de en fazla onur duyacağı, gurur duyacağı hizmetlerden birisidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Hacı Bektaş Veli'yi anma programlarının gelecek yıl birlikte yapılması konusundaki çalışmalarına ilişkin yöneltilen soruya da birleşmenin kötüsü olmaz diyerek yanıt verdi. Birleşmenin kötüsü olmaz. Sadece birleşmenin usulüne ve uslubuna bakmak lazım. Ama buranın bir tane ev sahibi var. O da başta Hacı Bektaş Veli'nin sevenleri, yarenleri ve Alevi Bektaşi kültürünün temsilcileri, kurum kuruluşları, belediyesi, onların önderliğinde onlara yol veren, destek veren, katkı sunan bir kurumlar biçiminde eğer Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer bütün kurum kuruluşlar destek olacak bir biçimde olduğu takdirde muazzam bir şey olur. İmamoğlu ziyaretin ardından yurttaşlarla bir araya geldi. Yerel seçimlerde amasız, fakatsız kazanmanın yolculuğunu ortaya koyacağız dedi. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde güçlü bir başarıyı hep birlikte elde edeceğiz. Buna yol yürümemiz için atmamız gereken güçlü adımlar var. Yeni bir yerel yönetim kabiliyeti, yerel yönetim gücü ortaya koyduğumuzda bir sonraki seçime amasız, fakatsız, keşkesiz, tüh ya şunu niye yaptık demeden eksiksiz, güçlü bir şekilde kazanmanın yolculuğunu ortaya koyacağız. Ekrem İmamoğlu amasız fakatsız kazanmanın yolculuğuna çıkıyoruz diyor. Karşı tarafta da kim var? İşte Ankara'yı ve İstanbul'u geri almak isteyen AKP var. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yerel seçimlere ilişkin konuştu. Ankara ve İstanbul'u kaybetmelerinin bir yol kazası olduğunu açıkladı, böyle söyledi ve seçimler için de çantada keklik değil dedi. Öyle de olacak. Ben Cumhuriyet Halk Partisi var ya adı CHP, bir yerde CHP dedim, itiraz etti Engin Özkoç. Dedi ki CHP olması lazım, doğrusunu bilmiyorum ama CHP, madem öyle dedi CHP. C'si yok artık.
Yani raydan çıkmayı bırak yani. C'si yok. C ne? Cumhuriyet. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz CHP'yi böyle eleştirdi. Yerel seçimler yaklaşırken siyasilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yavuz, partisinin şehir buluşmaları programı kapsamında Samsun'da Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı yeniden kazanmak istediklerini vurguladı. Ankara, İstanbul AK Parti'ye geçer mi geçer? Bir yol kazası olarak görüyoruz açıkçası. Zaten meclis, ezici bir meclis üstünlüğü vardı hem İstanbul'da hem Ankara'da. İstanbul ve Ankara yeniden Cumhur İttifakı'na ait iki belediye olması için hiçbir neden yok. Yani çok zor görmüyoruz açıkçası. Çantada keklik de görmüyoruz. AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Yavuz AKP il başkanı iken CHP'ye kaybedilmişti. Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerden sonra yaptığı bu açıklamayla akıllara kazınmıştı. Ve Galatasaray Meydanı'na gidelim. Cumartesi hanelerinin Galatasaray Meydanı'nda yapmak istediği basın açıklaması Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen bu haftada engellendi. Eylem için alana gelen insan hakları savunucuları yine ters kelepçeyle gözaltına alındılar. Aralarında eski HDP milletvekili Oya Ersoy da var. Evladım kaybedilirken siz belki daha yoktunuz. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bir kez daha yok sayıldı. Cumartesi hanelerinin Galatasaray Meydanı'nda buluşması polis tarafından engellendi. Cumartesi anneleri gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylemlerinin 960. haftasında da Galatasaray Meydanı'ndaydı. Anneler gözaltına alınıyor. Cumartesi annelerinin bu haftaki eylemine çok sayıda insan hakları savunucusu da katıldı. Eyleme Yeşil Sol Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve çeşitli STK temsilcileri de destek verdi. Eyleme destek için alana gelen kişiler de polis ablukasına alınarak ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Halkların Demokratik Partisi 27. dönem İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da var. Adana'da da cumartesi anneleri için destek eylemi vardı. İnsan Hakları Derneği'nin açıklamasına yine valilik tarafından yasak getirildi. Ancak İnsan Hakları Derneği'nin sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri bu hafta İsmet İnönü Parkı'nda buluştu ve İHAD'e binasına kadar yürüdü, burada açıklama yaptı. İHAD'e Adana Şube Başkanı Avukat Yakup Ataş, 19 haftadır yargı kararlarına rağmen gözaltına alınan cumartesi annelerinin sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları da Adana Valiliği'nin yasak kararının anayasaya aykırı olduğunu dile getirdi. Bir diğer adalet nöbetine gidelim. Şen Yaşar ailesinin sürdürdüğü adalet nöbeti Ferit Şen Yaşar'ın milletvekili seçilmesinin ardından Ankara'da yeniden başlayarak devam ediyor diyelim 26. gününde o adalet nöbeti. TMOB'dalardı bugün ve işte buradan Emine Şen Yaşar bir kez daha sordu. Oğlum neden cezaevinde? Ankara'da adalet mücadelemiz annemle birlikte 26. günde devam ediyor. Şen Yaşar ailesi Urfa'da başladıkları adalet nöbetini Ankara'da sürdürüyor. Aile hafta içi her gün Adalet Bakanlığı'nın önüne gidiyor. Hafta sonu ise Ankara'da bulunan sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyor. Ortada iki evladı eşi katledilmiş bir anne var. Bir oğlu da 5 yıldır hukuksuz bir şekilde hala tutuklu bulunuyor. Nöbetin 26. gününde Yeşil Sol Parti Urfa Milletvekili Ferit Şen Yaşar, annesi Emine Şen Yaşar'la birlikte TMOB Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Anladın Ankara'ya. Ziyaret sırasında konuşan TMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, ailenin mücadelesini desteklediklerini vurguladı. Bu davanın sümen altı edilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Ferit Şen Yaşar da yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti. Ortada bir adaletsizlik olduğunu devlet de kabul ediyor, hükümet de kabul ediyor.
ama adaleti sağlama konusunda kimse cesaret edip gerekeni yapmıyor. Hasta mapuslara özgürlük inisiyatifi 467. haftasında basın açıklamasında ağır hasta mapus Semiran Erbağ Çakır'ın sağlık durumuna dikkat çekti. Açıklamada hastalığı kronikleşen Çakır'ın tahliye edilmesi talep edildi. Tamam. Semiran Erbağ Çakır'ın kronikleşen rahatsızlıkları, sürekli kullandığı ilaçlar, geçirdiği kalp krizi ve devam eden riski, sürekli ve acil olarak hastaneye kaldırılmaları göz önüne alındığında hapishanede yaşamını devam ettiremeyeceği açıktır. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi 467. hafta basın açıklamasını gerçekleştirdi. Bu hafta Tarsus Kadın Kapalı Hapishanesi'nde tutulan ağır hasta Semira Erbağ Çakır'ın sağlık durumu aktarıldı. İHADE Hapishaneler Komisyonu eş sözcüsü Nuray Çevirmen, Erbağ Çakır'ın hastalıklarına yönelik bilgileri paylaştı. Hipertansiyon, kalp ve damar rahatsızlıkları, kemik erimesi, anemi ve buna bağlı olarak kanda sürekli olarak iltihaplanma ve değer düşümü, ciddi oranda bağırsak ve mide hastalıkları, kapalı ortam alerjisi, göğüste kitle varlığı, gözde miyop, bel fıtığı ve çölyak şüphesi gibi hastalıkları bulunmaktadır ve bugüne kadar çölyak için bir tedavi görmemiştir. Çevirmen, Çakır'ın daha önce hastalıkları nedeniyle tahliye edildiğini fakat daha sonra tekrar tutuklandığını aktardı. Ancak dosyanın yerel mahkemede onaylanması ve 7 yıl 6 aylık hükmün kesinleşmesiyle tutuklanarak Tarsus Kadın Kapalı Hapishanesi'ne götürülmüştür. Cezaevine girmesiyle yarım kalan tedavilerinden ötürü yapılan tüm başvurulara red cevabı verilmiştir. Çevirmen, hasta tutuklu Çakır'a verilen heyet kararını açıkladı. Tedavisi için tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanlığı'na yapılan başvurular sonucunda tekrar heyete çıkarılıp yeniden sağlık raporu düzenlenmesi istenmiş ve tekrardan aylar süren bir tahlil rapor süreci başlatılmış ancak heyet tarafından cezaevinde kalabilir şeklinde rapor düzenlenmiştir. Mahpusun tüm hastalıkları ve tedavi koşulları göz önüne alınarak tahliye sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyoruz. Mahpusların yaşamış olduğu sağlık sorunları ve sağlığı olumsuz etkileyen tüm olumsuz koşullar kalıcı bir şekilde ortadan kalkıncaya kadar taleplerimizi dile getirmeye ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi. Yurttan haberlere bakacağız şimdi. İlk olarak Urfa'ya gidelim. Urfa'daki elektrik kesintileri yurttaşı bezdirmiş durumda sevgili izleyenler. Kırsal mahallelerin ardından kent merkezinde de elektrik kesintileri artmaya başladı. Haliliye Yavuz Selim mahallesinde son birkaç gündür her gün kesinti yaşandığını söylüyor halk ve işte bu yüzden sokağa döküldü, lastik yakarak yol kapattı, mahalle sakinleriyle polis karşı karşıya geldi, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'ye tepki yoğun. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Urfa'da elektrik kesintileri halkı bıktırdı. Haliliye ilçesinin Yavuz Selim mahallesinde sık sık elektrik kesintisi yaşanmasını protesto eden halk dün gece sokağa döküldü. Lastik yakarak açık su caddesini trafiğe kapatan halk EDAŞ'ı protesto etti. Eylem nedeniyle polis ile mahalleli karşı karşıya geldi. Artı gerçeğe konuşan Yavuz Selim mahalle muhtarı İsmail Arka, elektriklerin birkaç saat verildiğini ancak daha sonra kesildiğini söyledi. CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Artık kırsalını geçtik, Şanlıurfa'nın merkezinde de DEDAŞ zulmü yaşanıyor. Elektrik konusunda Şanlıurfa kadar mağdur edilen bir kent bulunmuyor dedi. Yazılı açıklama yapan Urfa Barosu da enerjinin bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı. Son günlerde il genelinde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşlarımız açısından artık dayanılmaz bir hale dönüşmüştür denildi. Mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulunuldu. Çiftçilerin sorunlarına bakacağız. Yanlış tarım politikaları yüzünden çiftçilik tükenme noktasına geldi. Girdi maliyetleriyle baş edemeyen çiftçiler uygulanan politikalar karşısında ayakta kalamıyor ve ellerindeki malları satarak borçlarını kapatmaya çalışıyor. Biz
Her yıl olduğu gibi bu yılda hüsrana uğradık. Hasadı yapıldı ancak hala taban fiyat açıklanmadı. Osmaniyeli mısır üreticileri hem taban fiyatın belirlenememesine hem de artan maliyetlerden dolayı tepkili. Mısırımızdan ötürü olan mazot artışları, gübre artışları bu konulardan dolayı şikayetçiyiz. Her yıl olduğu gibi artan maliyetlerden dolayı her sene bir makinamızı satmak zorunda kaldık. Bu yılda herhalde tarlayı satacağız. Maliyetleri karşılamakta zorluk çeken çiftçi Sami Tugay ayakta kalabilmek için tarlasının bir bölümünü satmak zorunda kalanlardan. Ovada hiçbir yerde mısır kalmadı halde hala bugün şu tarihte mısırın fiyatı belli değil. Giden sene 5500-5800'e giden mısır hala bugün 5000'lerde duruyor. Sesimizi duyuramıyoruz. Perişan haldeyiz. Bütün herhalde tarlayı satıp artık köleleşmeye devam edeceğiz. Mısır üreticilerini dinleyen İyi Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç da mısır taban fiyatının açıklanmamış olmasına tepkili. Bir türlü bitmeyen, bir türlü çözülemeyen dertleri var. 2 ay öncesi 18-19 TL olan mazot şu an itibariyle 40 TL olmuş durumda. Ama bunun yanında mısır üreticisi mısırını satamaz hale geldi. Ve şu gün olmuş hala mısır fiyatı açıklanmadı. Ne yapacak bu çiftçilerimiz? Nereye gidecek? Mısırlarını nereye verecekler? Çiftçilerin toprak mahsulleri ofisiyle yaşadığı sorunlar devam ederken uzun kuyruklarda bekleyen çiftçilerden Necati Aksoy, köylüyü bitirdiler diyerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanım 8250 verdi mi fiyatını buydanın? Şimdi ne oldu? 7,5 liraya buydu alıyor şimdi şu anda. Köylüyü bitirdi bu vaziyette. Çoğunu da almıyor. Geri dönüyor. Memleket olarak hepimizin malumu tabii ki zam yağmuru altındayız değil mi? Her gün yeni bir kaleme zam geliyor. Ancak bu zamların bir de görülmeyenleri var sevgili izleyenler. Zam şekil değiştirdi. Nasıl oldu diye soracaksınız. Bazı ürünlerin fiyatı artmıyor ama gramajı düşüyor. Enflasyon yükseliyor, hemen her gün zamlar yağıyor. Ancak bazı zamlar etiketlere yansımıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de gizli zamlara dikkati çekti. Yazılı açıklama yapan Palandöken, bazı ambalajlı ürünlerde gramaj düşürülüp fiyat aynı tutularak gizli zam yapıldığını söyledi. Gıda ürünleri konusunda alışveriş yapacağımız mekanı çok iyi belirlememiz lazım. TESK Başkanı alışveriş yaparken gramaj hilelerine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısını yaptı. Özellikle gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerindeki fiyat artışlarından dolayı piyasadaki bazı üreticilerin kar marjlarını artırmak için ürünlerin gramajını düşürerek tüketiciyi yanılttığını belirtti. Sorunun çözümüne yönelikse gıda ve zorunlu tüketim malları başta olmak üzere ambalajlı ürünlere yasal çerçevede gramaj standardı getirilmeli önerisinde bulundu. Evet, deprem gündemine bakalım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depremzedelere vereceği hibe ve kredi desteğine yönelik tepki var. Deprem sonrası evleri yıkılan Hataylı depremzede Hüseyin Çerçi, yüksek konut fiyatları karşısında verilen desteğin yetersiz olduğunu söylüyor. Evim gitti. İşlerim ağır hasarlıydı, çıktım. Bunlardan dolayı aracım da hasarlıydı. Bunların hepsinin vergi bildirdik biz makamlara. Bildirmesini kendiler çünkü talep etti. Biz de bu fotoğrafların elinde bildirdik. Bugüne kadar onlarla ilgili arayan da olmadı. Binlerce ev yıkıldı, binlercesi de ağır hasar aldı. Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da evlerinin yeniden inşa edilmesini bekleyen yurttaşlar hükümetin kredi ve hibe desteği paketini yetersiz buluyor. Devletin verdiği hibe ve kredi yerinde dönüşümün hiçbir vatandaşı memnun etmediğini, verdiği misal 150 metrekare ve üzeri daireler için 500 bin hibe, 700 bin kredi veriyor. Bunu da daireye geçtikten 2 yıl sonra 10 yılda ödememizi talep ediliyor. Bu da aylık 5800 küsur TL'ye geliyor. Proje kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek depremzedelere konutlar için 500 bin TL verilecek. Geri kalan kısım içinse kredi sağlanacak. Ancak her geçen gün pahalanan konut fiyatları karşısında depremzedeler aradaki farkı nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Dolar bugünkü şartlarda 27 lira üzerinden bu fiyat.
Yarın 30 lira 32 lira olduğunda ne olacak? Biz müteahhitin farkını nasıl ödeyeceğiz? 2 milyon TL'yi bulan dairenin geri kalan 800 bin lirasını nasıl bulacağım ben? Bunları benim gibi bir vatandaş düşünebiliyor da neden yetkililer düşünemiyor? Sırada Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarına bir örnek haber var sevgili izleyenler. Antalya'da tartışma sırasındaki sözleri kayda alınan bir kadın Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle tutuklandı. Çek Allah'ını gönderin. Evet. İnsanlara 10 bin TL maaş verip de çocuğu yendirene gördük Avrupa'ya şöyle gitti birilerine. Yaşanan tartışma Cumhurbaşkanı'na hakaret davasına dönüştü, tutuklama geldi. Sana ne? Yaşam o zaman burada. Git. Antalya Muratpaşa'da bir kafede Hollanda doğumlu N.D. ile bir kadın tartışmaya başladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla ilgili tartışma sırasında N.D. karşısındaki kadın tarafından kayda alındı. Sana ne? Yaşam o zaman burada. Git. O zaman defolup gitsene. Sen kimsin lan Türkiye'de? Türkiye'deki insanlara küfür ediyorsun. Sen kimsin bu zaten? Çekimlerim hepsi var. Hmm. Bütün millet gitsin diyor senin nüfus dairen. Aç köpekler ondan aç Türkiye'den de. Gidemiyorsunuz değil mi? ND'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için hakaret içerikli ifadeler kullandığı öne sürülen görüntü emniyete bildirildi. ND önce gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Ve Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olduğunuz için sokakta çıkıp Almanya'da ekmek bile ana yediriyormuşsun. Ey vakıflar, diyanetler hepiniz duyun orada. İstanbul'da polis ünlü rap müzik şarkıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Heyecan, Big ve Kak adlı rapçiler gözaltına alındı. Muti adlı rapçi hakkındaysa yakalama kararı bulunuyor. Bahsetmedim hiçbir zaman sadakatten. Değil sanat yazdıkların yasa dışı. İstanbul'da rapçilere operasyon düzenlendi. Mahallende yoktu hayat parıltısı. Nasıl aldın be rahat diye soranlar. Rap müzik yapan Hejyan olarak tanınan Doğan Tarda, Big olarak tanınan Samet Işık'la Caç lakaplı Şahan Terzioğlu gözaltına alındı. Muti olarak tanınan Mücahit Doğan hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Mahkemede ifademin meraklısı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Hejyan lakaplı rapçi Doğan Tarda'nın Aynen isimli klibini gerekçe göstererek gözaltına alındıklarını açıkladı. Kötüleyin varoşları siz takılın aynen. Yapılan açıklamada organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri ve suç ve suçluyu övdükleri ileri sürüldü. Evet, gözaltına alınan rapçiler yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmiş. Bu bilgiyi de vermiş olalım ve buradan gidelim Malatya'ya. Malatya'da Kurtuluş Kilisesi vaizi Mehmet Çolak ölüm tehdidi aldığını söyledi. Çolak konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu ancak bir gelişme olmadığını aktardı. Kiliseyi bırakacaksın, kilise işlerini bırakacaksın, hatta dinini bırakacaksın, dinini değiştireceksin. Malatya Merkez Hacı Abdü Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Kilisesi'nde vaiz ve yönetici olarak görev yapan Mehmet Çolak, kendine Türk İntikam Tugayı adını veren bir grup tarafından ölümle tehdit edildi. Çolak 10 Ağustos'ta İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Aziz Vaftizci Yahya Kilisesi'ni ziyaret etmek istediğinde birileri tarafından takip edildiğini fark ettiğini söyledi. Takip eden 3 kişinin kendisinin yanına gelerek kendisine kurşun verdiğini anlattı. Daha ben siz kimsiniz demeye de yine kalmadan yine o sarışın olan cebinden bir mermi çıkardı, mermiyi gösterdi. Ve dedi ki Türk İntikam Tugayı Teşkilatımız, Türk İntikam Tugayı Teşkilatımız seni indirme emri verdi. Çolak maruz kaldığı tehditlere karşı İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'ne başvurdu.
Avukatı aracılığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu kişiler hakkında ölümle tehdit, hakaret, ayrımcılık ve sayır suçlar gerekçesiyle 10 Ağustos 2023 tarihinde suç duyurusunda bulundu. Malatya'da 18 Nisan 2007'de biri Alman, ikisi Türkiye vatandaşı, 3 Hristiyan'ın boğazlarının kesilerek katledildiği Zirve Yayınevi katliamını hatırlatan Çolak, yalnızca saygı beklediklerini söyledi. Hristiyanlığı bırakmazsan, dünyadaki gelişmelere bakalım. Şimdi Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu her an Nijer'e askeri müdahalede bulunabileceğini duyurdu. Nijer'e askeri müdahaleyi kendilerine savaş ilanı sayacaklarını duyuran Mali ve Burkina Faso ise Nijer'e savaş uçağı gönderdi. Afrika ülkesi Nijer'de Fransa ve Batı yönetimlerine yakın hükümete yönelik darbe sonrasında bölgede savaş riski artıyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel Fattah Musa, Nijer'e olası bir müdahalenin tarihinin netleştiğini açıkladı. Emir gelir gelmez Nijer'e müdahale etmeye hazırız dedi. Mali ve Burkina Faso ise olası askeri müdahaleye karşı Nijer'e savaş uçağı gönderdi. Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı komutanı General Abdurrahman Eçani 28 Temmuz'da geçiş hükümetinin başına geçmişti. 7 Ağustos'ta Lamine Zeyne başbakan olarak atanmış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyelik kabine açıklanmıştı. Çin ve Tayvan arasındaki gerginliğe bakalım şimdi. Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın Cumhurbaşkan Vekili Lai Ching-te'nin ABD'nin New York ve San Francisco şehirlerine yaptığı ziyarete tepki gösterdi. Çin ordusu sabah saatlerinde ada çevresinde askeri tatbikat başlattı. Çin ve Tayvan arasındaki gerginlik artarak devam ediyor. Çin ordusu Tayvan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ocak ayındaki seçimlerde ülkenin yeni lideri olması beklenen Lai Ching-te'nin ABD ziyaretine ada çevresinde askeri tatbikat yaparak tepki gösterdi. Tayvan Savunma Bakanlığı ada çevresinde tatbikat yapan 42 Çin uçağı ve 8 gemi tespit ettiklerini açıkladı. Karşılık olarak gemi ve uçak konuşlandırıldığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 26 Çin uçağının 100 kilometre genişliğindeki Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçtiği duyuruldu. Bu hat 10 yıllar boyunca iki ordu arasında gayri resmi bir bariyer görevi görüyor. Öte yandan Çin'e yönelik ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinden sert bir mesaj geldi. Maryland eyaletindeki Camp David'de bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Japonya Başbakanı Kishida Fumio askeri ve ekonomik anlaşmalara imza attı. Ortak açıklamada Çin'e karşı ise şimdiye kadarki en güçlü ortak kınamalardan biri yapıldı. Üç lider Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tehlikeli ve saldırgan davranışlarını kınadıklarını söyledi. Ayrıca Tayvan konusundaki temel pozisyonlarında herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulandı. Çin ve Tayvan arasındaki sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği çağrısında bulunuldu. Çin, ABD'nin Camp David zirvesini dışlayıcı blok oluşturma çabası olarak görüyor. Avrupa'dan Kur'an yakma, Kur'an'a zarar verme eylemi haberleri var sırada. Hem Hollanda'da hem de İsveç'te Kur'an yırtıldı. İsveç'teki Kur'an yakma eylemlerinden sonra bu kez Hollanda'da Kur'an yırtma eylemi yapıldı. Irkçı, Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar örgütü Pegida'nın Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Cuma akşamı Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an yırttı. BBC Türkçe'nin haberine göre Pegida lideri Wagensveld, Türkiye hükümetinin yıllardır Hollanda'daki gösterilere müdahale ettiğini savunarak buna bir son verilmesi için Kur'an yurtma kararı aldıklarını açıkladı.
Falkensfeld, İslam ülkeleri gösteri hakkının kısıtlanmaması durumunda İsveç ve Danimarka'yı yaptırımlarla tehdit ediyor, bu kabul edilemez dedi. Büyükelçilik önünde toplanan bir grup eylemcilere taşla saldırdı. Falkensfeld ve iki arkadaşı polise sığındı. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz'se İsveç'te olduğu gibi Kur'an'ın yırtılması veya yakılmasının terör tehdidinin artmasına yol açabileceği olasılığını dikkate alınacağını söyledi. İsveç, Kur'an yakma eylemleri sonrasında ülkedeki huzursuzluk ve dış tepkiler nedeniyle Perşembe günü 5 seviyenin bulunduğu güvenlik sistemindeki tehlike seviyesini 4'e yükseltmişti. Lahey Belediye Başkanı Jean Van Sanen ise tasvip etmese de düşünceyi ifade özgürlüğü nedeniyle Kur'an yırtma eylemine izin verdiğini açıkladı. İsveç'te de Irak asıllı Salvan Momika adlı İsveç vatandaşı İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an yaktı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağı ile ayaklarını sildi. Momika'yı protesto eden kişilerin arasında bulunan bir kadınsa Momika'nın yaktığı Kur'an'a yangın söndürücü tüple müdahale etti. Ortalığı sis kaplarken polis kadını etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika ve yanındaki diğer eylemciye onu zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti. Kanada'ya gidelim. Kanada'da orman yangınları var. Kuzeybatı toprakları ve British Columbia eyaleti yangınlarla mücadele ediyor. Eyalette yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Dünyanın ciğerleri yanıyor. Bu kez Kanada ormanları alevlere teslim oldu. Kanada tarihinin en büyük orman yangınları kontrol altına alınamazken söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor. Hızla şiddetlenen orman yangınları nedeniyle ülkenin batısındaki British Columbia eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi. Şu anda Kanada'daki 1062 aktif yangının 3'te 1'inden fazlası bu eyalette çıktı. British Columbia'da yaşayan binlerce insana cumartesi günü için tahliye alarmı verildi. British Columbia Başbakanı yaptığı açıklamada son 24 saatte yangınların hızla yayıldığını ve durumun kötüleştiğini söyledi. Yaklaşık 15 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. 150 bin nüfuslu Kelowna kentinde ciddi sayıda binanın yangınlarda hasar gördüğü duyuruldu. Kentteki orman yangınlarıyla mücadelede öncelik alevlere havadan müdahale eden uçaklara veriliyor. Bu nedenle Kelowna Havaalanı'ndaki uçuşların da durdurulduğu belirtildi. Kentteki 2400'den fazla ev de tahliye edildi. Yetkililer 20 bin kişi için daha tahliye uyarısı yapıldığını aktardı. Durumun hızlı gelişmesinden dolayı bölge sakinlerinin kısa sürede toparlanıp ayrılmaya hazır olmaları gerektiği vurgulandı. Kanada'da yaklaşık 140 bin kilometre karelik alan şimdiden yanmış durumda. Hükümet yetkilileri kuraklık koşulları nedeniyle yangınların sonbahara kadar uzayabileceğini tahmin ediyor. Türkiye aşırı sıcakların etkisi altında. Geride bıraktığımız Temmuz ayı son 53 yılın en sıcak 10. Temmuz'u olarak kayıtlara geçti. Sıcaklıklar Marmara'da ortalamanın 1.6 derece üzerinde hesaplanıyor. Temmuz sıcak geçti, hem de rekor sıcaklıklarla. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son raporda bunu bir kez daha gösterdi. Sıcaklık ve yağış değerlendirmesi raporuna göre 2023 Temmuz'u son 53 yılın en sıcak 10. ayı olarak kayda geçti. Geçen ayın ortalama en yüksek sıcaklıkları 1991-2020 arasındaki ortalamaların 0,7 derece üzerinde hesaplandı. En yüksek sıcaklıksa Şırnak Cizre'de ölçüldü 47,5 dereceyle. Raporda Temmuz ayının 22 yıllık ortalama sıcaklığı 25 dereceyken 2023 Temmuz ayında bu sıcaklık 25,7'ye yükseldi. Buralar çok çok sıcak. Ben çok da rahatsız oluyorum hatta sıcaktan.
2023 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklıkları Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde ve Trakya'da mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Marmara'da Temmuz ayının uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,4 dereceyken 1,6 derecelik artışla bu yıl 26 dereceye çıktı. Bölgede en yüksek sıcaklık 44,1 dereceyle Şile'de tespit edildi. Raporda ayrıca Temmuz ayı maksimum sıcaklık değerlendirmesine de yer verildi. 12 noktada maksimum sıcaklık gerçekleştiği belirtildi. Spordaki gelişmeleri bakacağız şimdi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C grubu ilk maçında İsveç'le karşılaştı. Rakibine set vermeyen Türkiye A Milli Takımı sahada 3-0 galibiyetle ayrıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C grubundaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi. Almanya'da İsveç'e karşı Castello Salonu'nda yapılan karşılaşma Türkiye saatiyle 18'de başladı. Karşılaşmayı Sloven hakem Blaise Markeş ve Romen hakem Benono Vizan yönetti. Karşılaşma toplam 76 dakika sürdü. A milli takım ilk seti 25-22, ikinci seti 25-18 ve son seti ise 25-13 kazandı. Filenin Sultanları Almanya'daki C grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü saat 21'de Azerbaycan'da yapacak. Türkiye'nin maç programı da belli oldu. Buna göre Türkiye 20 Ağustos saat 21'de Azerbaycan, 21 Ağustos saat 18'de Çekya, 23 Ağustos saat 18'de Yunanistan, 24 Ağustos saat 21'de ise Almanya ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın en önemli karşılaşması olarak gösterilen Galatasaray-Trabzonspor maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta karşılaşmalarında 10 müsabaka oynanacak. Dün oynanan İstanbulspor-Kayserispor ve Antalyaspor-Konyaspor maçları 1-1'lik beraberlik ile sona erdi. Bugün oynanacak 3 karşılaşmada ise Galatasaray, Trabzonspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Başakşehir, Fatih Karagümrük tarafları galibiyet arayacak. Pazar günü ise ikinci hafta müsabakalarında Gaziantep Futbol Kulübü, Sivasspor'u sahasında ağırlayacak. Bir diğer mücadelede ise Beşiktaş sahasında Pendikspor ile karşılaşacak. İkinci haftanın son karşılaşmaları ise pazartesi günü oynanacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hafta içi maça çıkan Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında, Adana Demirspor ise Ankara Gücü deplasmanında puan veya puanlar arayacak. Haftanın önemli maçlarından biri olan ve sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray ve Trabzonspor, bugün saat 21.45'te Ali Samiyan Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Son hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti. Zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Sırada Amerika'dan bir kovalamaca haberimiz var. Fakat bu o bildiğiniz kovalamacalar gibi değil. Görelim görüntüleri. Polis yine takipteydi. Ama bir hırsızı ya da kaçan bir şüpheliği değil. Bir seyyar tuvaleti. Bu ilginç görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Michigan eyaletindeki Buffalo kentinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle seyyar tuvalet sulara kapıldı. Bunu fark eden bir polis memuru da tuvaletin peşine düştü. Tüm bu kovalamaca da polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde tuvaletin kendi kendine durduğu görüldü ancak polis memuru bu başarıyı üzerine alındı. Hızlı bir takip gerçekleştirdik. Neyse ki işler pisleşmeden önce şüpheliyi yakalayabildik dedi. Seyyar tuvaletin gözaltına alınıp alınmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yaz aylarında koruma altındaki karettalarla ilgili pek çok haber görüyoruz tabii. İşte sıradaki haberimiz de karettalarla ilgili. Türü yok olma tehlikesi altındaki bu canlıların az sayıdaki üreme alanından birinde iki kişi mangal yaptı sevgili izleyenler. Yuvayı koruyan demirleri de kırıp ateşe attılar ve yaktılar.
ve bir ceza verildi bu iki kişiye, sadece 2000 lira. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalar için Yunanistan ve Türkiye'de bulunan belli kumsallar hayati önemde. Çünkü koruma altındaki bu canlılar sadece belirli birkaç kumsalda yumurta bırakıyor. Antalya Gazipaşa kumsalları da bunlardan biri. Ancak koruma için kumsal çevresine konan demirler bile yeterli olmadı. Kumsala giren iki kişi yuvaları korumak için konulan demirleri kırdı ve yuvanın olduğu alanda mangal yaktı. Olayı gören çevredekiler polise haber verdi. Polis yuvaya zarar veren iki kişinin kimliğini tespit etti. Yuvalama sahasında piknik yapan Orhan Sinan Ş ile Doğukan Eren T'ye hayvanların üreme mevsiminde rahatsız edilmesinden dolayı 2000 lira ceza uygulandı. Ana haber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. 19 Ağustos'un gelişmelerini aktardık. Yarın yine saatleri 19'u gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.